İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Sevr Antlaşması'nın 102. yıl dönümü. Yaklaşık 10 senatör son Azerbaycan saldırganlığını kınadı. Neden Kiev'de Kırım'ın gerçek yerlilerini hatırlamadılar? Batı Ermenistan'ın Aslan Tepe Höyü'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Batı Ermenistan'daki kaleleri tanıyalım. Levon Ermeni ve Kürt halklarının barış güvercini Aram Dikran. Ermeni alfabesi hakkında Amerikan dergisi. Herkes böyle bir ihtişamla gurur duyamaz. 102 yıl önce 10 Ağustos 1920'de Paris'in bir banliyösi olan Sevr'de Türkiye Saltanat Hükümeti ile 1914-1918 Dünya Savaşı'nda galip gelen müttefikler arasında Sevr Antlaşması imzalandı. Sözleşmeyi Ermenistan Cumhuriyeti adına Avedis Aharonyan imzaladı. O ve Batı Ermenilerinin temsilcisi ve ulusal delegasyonun başkanı Boğuslu Barpaşa, başlıca müttefik devletlerle ulusal azınlıkların hakları, diplomatik ve ticari ilişkiler konusunda ek bir anlaşma imzaladılar. Uluslararası hukuk açısından antlaşmaya taraf olan Ermenistan Cumhuriyeti, antlaşmayı imzalayan tüm devletler tarafından hukuken tanıdı. Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan'ın konuyla ilgili konuşmasının tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun askeri ve dış ilişkiler komitelerinin başkanları ve yaklaşık bir düzine senatör Azerbaycan'ın son saldırganlığını ele aldı. Özellikle Senato Askeri Komisyonu Başkanı Jack Reed, Twitter'de paylaştığı yazıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin eylemlerini kınamış ve Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez birkaç gün önce Azerbaycan güçlerinin Arsah bölgelerinden çekilmesi ve Arsah halkına yönelik zulmünün durdurulması konusunda ısrar ederek Azerbaycan'ın eylemlerine atıfta bulunmuştur. Azerbaycan'ın eylemlerini Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marco Rubio, Kongre Ermeni İşleri Kafkas Eş Başkanları Frank balon ve Jackie Spear, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Kongre üyeleri Catherine Clark, Anna Eshoo, Raja Chris Murphy, Brenda Lawrence, Linda Sanchez, Jen Shekovski, Brad Sherman ve Lori Trehein de kınadılar. Batı Ermenistan, Azerbaycan'ın işlediği savaş suçlarını ve Son saldırıyı kınayarak yerli halkların haklarına saygı gösterilmesini talep ediyor. Kırım'daki Rusava üssünde meydana gelen patlamalarla ilgili olarak Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk bugün Uluslararası Yerli Haklar Günü Ukrayna'da Kırım Tatarları, Karayimler ve Kırımçaklar yerli olarak kabul ediliyor diye yazdı. Başbakan yardımcısı önce 18. yüzyılda ardından 20. yüzyılın ortalarında iki kez yarım adadan sürgün edilen Kırım'ın gerçek yerlileri olan Ermenileri ve Rumları listelemeyi tırnak içerisinde unuttu. Yarımada'daki Ermeni Yunan kültürel, siyasi ve ekonomik varlığı üstelik çağımızdan önceki zamanlardan belgelenmiştir. Ermeniler çok eski zamanlardan beri Kırım'da yaşıyorlar ve 15. yüzyılda Cenova Cumhuriyeti sırasında Kırım'a Deniz Ermenistan'ı, Armenia Maritime veya Büyük Ermenistan, Armenia Magna diye deniliyordu. 18. yüzyılda Rusların Kırım'ı fethinden sonra anne tarafından Ermeni Maraşal Manukov Suvorov Ermenileri toplu halde Kırım'dan Don ve Kuban'a sürdü. Kırım Tatar ekonomisi Ermenilerin ve Rumların zorla sürgün edilmesiyle keskin bir düşüş yaşadı. Rusu Rus yapan yerli Hristiyanların yerini 200 yıl sonra Moskova'da Yarımada'daki medeniyet karşıtı görevlerini tamamlamış ve gereksiz saydıkları Ukraynalılar aldı. Batı Ermenistan her zaman yerlileri anıyor ve bugün bile Uluslararası Yerli Haklar Günü vesilesiyle Kırım'da yaşayan yerli Ermeniler de kutlamaktadır. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Batı Ermenistan'ın Malatya'daki Aslan Tepe Höyü'nde bu sezonki kazı çalışmalarına başlandı. Aslan Tepe Höyü Kazı Başkanı Profesör Dr. Francesca Ballosi Rostelli Kazı alanında gazetecilere bu sezon geçen yılki açılan alanlarda çalışacaklarını söyledi. Kalkolitik ve Hitit dönemi açmalarında geçen yıldan bu yana çalışmalara devam ediyoruz. Burada Kalkolitik döneme ait milattan önce 3600 yılına ait binalar çıkıyor. Umarım bu binaların altında yeni binalar bulabiliriz. Bulduğumuz binalar normal değil. Elit evleri bunlar. Bu bizim için çok önemli çünkü saray dönemini anlatabilirler. Geçen yıl küpler, kemik iğneler, küçük boncuklar, taş objeler ve aletler bulduk. Umarım bu yılda aynısı olur. Yaklaşık iki ay çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Levonkla veya Levon Kalesi Batı Ermenistan'daki Vahka Kalesi'nin 12 kilometre güneybatısında Ceyhan Nehri'nin sol tarafında Kilikya Davros Toros Dağları'nın eteğinde Dağı denilen dağ üzerinde yer almaktadır. Sımpat Gundus Tabla göre kale 1272 yılında Kilikya Ermeni Kralı 3. Levon tarafından yaptırılmıştır. 16. yüzyılda kale Maysent prenslerine aitti. 18. yüzyılda Sis Katalogosu'nun yazlık evi bulunuyordu. Burada ceviz ağaçları ve üzüm bağları vardı. 19. yüzyıldan itibaren kimse burada yaşamıyor. Kürt ve Ermeni halkları arasında bir barış güvercini olarak anılan Ermeni sanatçı Aram Dikran'ın yaşamını itirmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Dünyaya bir daha gelirsem ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım derdi. Dikran'ın hayatı göç yollarında geçti. Aslen Dikran Agert Diyarbakırlı olan Dikran'ın ailesi 1915'teki Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'ten kurtularak Batman'ın Sasun ilçesine bağlı Biyanda köyüne göç etti. Dikran ailesinin Biyanda köyünden göç ettiği Suriye'nin Kamuşlo kentinde 1934 yılında dünyaya geldi. Henüz 9 yaşında tanıştığı Ud ile müzik hayatı başlayan Dikran, 1966'dan sonra gittiği Ermenistan Cumhuriyetinin başkenti Yerevan'da 18 yıl boyunca Yerevan Radyosunda çalıştı. Yerevan Radyosunun kültür emekçisi olan Dikran, cümbüşüyle tüm halklar arasında tanındı. Dikran, 1995'ten sonra ise Yunanistan'a giderek Atina'ya yerleşti. 8 Ağustos 2009 yılında hayatını kaybetti. Amerikan dergisi alfabenin Ermenilerin dünya görüşünü değiştirdiğini ve ulusun tüm kültürünü etkilediğini belirtiyor. Amerikan Atlas Obscura Çevrim içi dergisi Ermeni alfabesinin ve Meslop Maşdut'un benzersizliğini anlattı. Ünlü İngiliz yazar, TV sunucusu ve matematikçi Alex Belios, Maşdut'un icadının belki de Ermenistan tarihindeki en önemli olay olduğunu yazıyor. Hamburg Üniversitesi El Yazma Kültürleri Araştırma Merkezi'nden Igor Dorfman Lazarev, Ermenice öncelikle alfabesi nedeniyle hayatta kalan birkaç dilden biridir diye söyledi. Ona göre alfabe insanların dünya görüşünü değiştirmiş ve ulusun tüm kültürünü etkilemiştir. Bu sayede Ermeniler kimliklerini koruyabildiler. Eski el yazmaları Müze Enstitüsü olan Madina'da el yazmaları yakılmaz, sevgi ve özenle restore edilir. Kendi yazılarının varlığı o zamanlar Bizans ve Pers İmparatorlukları arasında bölünmüş olan Ermeni halkının birleşmesine katkıda bulundu. Lofman Lazarev alfabenin ünsüz vokal özelliğinin diğer daha karmaşık dillerin konuşmacılarının aksine Ermeni dilini konuşanların kolayca ustalaşmasını sağladığını düşünüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Çoli Grungat eseri sunuyoruz. <Sessizlik> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.